Nedim Şener FETÖ Sıfırdan Başlıyor Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler ve son zamanda örgüt yönetiminde yaşanan bölünme tartışmalarına karşı Türkiye'deki tabanı toparlamak amacıyla FETÖ elebaşı Gülen'in her ile bir peygamber, her koğuşa bir sahabe ve dışarıdaki her aileye bir melek sözü üzerine yeni bir yapılanmaya gidiyor. Örgüt aldığı ağır hasar onarmak... Diğer yandan yeniden taban oluşturmak için kolları sıvadı. Örgütün yeni yapılanması İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 bölgeden yönetiliyor. İtiraflar ve teknik incelemeler sonucunda talebe yapılanması, mağdur aileler yapılanması ve finansal yapılanma şeklinde yeniden örgütlenen FETÖ mensuplarının Türkiye'deki ara yöneticilerinin talimatları almak ve rapor göndermek için firari konumdaki mahrem imamlarla irtibatta oldukları belirlendi. Örgüt mensupları irtibat için yabancı uyruklu kişiler adına yabancı internet şirketlerinden alınmış abonelikleri kullanıyorlar. WhatsApp üzerinden iletişimde yurt dışı numaraları kullanan FETÖ'cüler konferans şeklinde görüşmeler yapıyor, opera, VPN, S çocuk yani süper çocuk, FAMA, GPS programlarını kullanıyorlar. Ayrıca popüler internet oyunu LOL yani League of Legends üzerinden sohbet odalarına girerek iletişim sağlıyorlar yeni talebe yapılanması İstanbul Ankara ve İzmir olmak üzere 3 bölgeden yönetilen para trafiği ise hakkında soruşturma açılmamış özellikle kadınlar ve üniversite öğrencileri üzerinden yapılıyor. Talebe yapılanması adıyla örgüt mensuplarınca devre talebe seferberliği adı altında bir çalışma başlatıldı. Temasa geçilmemiş tek bir öğrencinin kalmaması hedeflenen yapılanmada örgütün illerdeki ve bölgelerdeki her kademesine ulaşmaları gereken sayısal hedefler verildi. Eğitim koçluğu görünümü altında FETÖ'ye bağlı öğretmenler özellikle lise öğrencilerini örgüte kazandırmakla görevlendirildi. Yapılan araştırmalar FETÖ'nün öğrenci sayısında artış olduğunu gösteriyor. Özellikle lise öğrencilerini askeri okullar sınavlarına hazırlıyorlar. Bu kapsamda başta daha önce örgüte ait kurumlarda çalışmış ya da ihraç olmuş öğretmenler çoğunlukta olmak üzere başka mesleklerden de ihraç olanlar görev yapıyor. FETÖ'cü öğretmenler örgütün talimatıyla en çok 4. ve 10. sınıf arasından öğrencileri hedeflemiş durumda. Öğrenci grupları en fazla 3, nadiren 4 kişiden oluşuyor. Öğretmenler gruplarla 2 haftada bir yüz yüze toplantılar yapıyor. Toplantılarda hem ders planlama ve takibi hem de örgütsel eğitimler veriliyor. Işık evinden dost ve bifak evine. Örgütte küçük bölgeci olarak adlandırılan yöneticiler öğretmenlerle ayda bir toplantı yapıp performans ölçümü gerçekleştiriyor. Güncel olarak dost ve bifak evi olarak gruplandırılan evler ve A, B ve C şeklinde kategorilere ayrılıyor. Bu evlerde kalan öğrenciler de evlerinin harfleriyle kodlanıyor. A grubu. Bu kategorideki evlerin içine rahatlıkla girip çıkılabiliyor. Evlerde kalanlara sorumluluk verilerek aylık maddi manevi destek sağlanıyor. Bu evlerin başında sözde ev abisi bulunmuyor. Bu evlerde hedef sözde bir ev abisi olması ya da içlerinden birine sorumluluk verip sözde hizmet evine dönüştürmesi. B grubu. Bu kategorideki evler biraz daha ilgiye muhtaç, zimmet usulü ilgilenilen evler. Bu evler için hedef A grubu ev statüsüne dönüştürülmelidir. C grubu. Bu kategorideki evlerin öğrencileri sözde hizmet evi olan B ve A grubu evlere kanalize ediyor. FETÖ ayrıca son zamanlarda geçmişte örgütle bağı olan ancak irtibat sağlanamayan öğrencilerle tanıdık arkadaşları vasıtasıyla ya da sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurulması yönünde talimat verdi. Camilerde kitap arasına para FETÖ, örgütteki dağılmayı önlemek için finansal yapılanma altında, özellikle sözde mağdur aileler için de çalışmalar yürütüyor. Halen örgütsel faaliyetlerine devam eden ve örgütün üst düzey yetkililerince yönlendirilen şahıslar, illerde bulunan camilerin kadınlar bölümündeki kitapların arasına seccade altı gibi yerlere para bırakıyor. Ardından örgütün üst düzey sorumluları sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçiyor, hem para bırakılan yerleri söylüyor hem de bu paraların hangi örgüt mensubuna gönderileceği talimatını veriyor. Örgüt mensupları camilerden bu paraları alarak eşleri tutuklu bayanlarla irtibata geçiyor, onlardan IBAN numarası istiyor ve ATM'ler aracılığıyla paralar hesaplarına yollanıyor. Kime gönderileceği belirtilmeyen paralarsa FETÖ'ye ait öğrenci evlerinde kalan üniversite yüksek lisans öğrencilerine veriliyor. Örgüt içerisinde sözde eyalet hadimi yani büyük bölgeci ve ETM yani eyalet talebe mesulü şeklinde faaliyet gösteren şahısların pazarlamacı zarfı adı altında sözde mağdur ailelere dağıtılmak üzere küçük bölgeciye nakit para verdiği belirlendi. Örgüt ayrıca Dersane Tadilat Kalem adı altında geçmiş dönemde örgüte bağlı faaliyet yürüten Dersane çalışanlarına ve ailelerine sözde Dersane mağdurlarına nakit para dağıtıyor. Merkez Tadilat Kalem adı altında ise FETÖ'nün sözde il abisi örgüt mensubunun maliyecisine para veriliyor. Bu para il abisi örgüt mensubunun inisiyatifine dağıtılıyor. Ayrıca Kurum Tadilat Kalem adı altında örgüte bağlı faaliyet yürüten Dersane şirket çalışanı olup sözde mağdur olan ailelere nakit dağıtılıyor. Fethullahçı terör örgütü bir yandan ülke içinde aldığı ağır darbeyi onarmaya, diğer yandan yeni öğrenci evlerinde eğitim verdikleri ve liseli olarak adlandırdıkları öğrencileri yeniden askeri okullara sokma hazırlığı yapıyorlar. Yalnız bir hataları var. Görülmediklerini zannediyorlar.